Her şey aynı muhabbet ya. Girdik bir kere ya. Merhaba arkadaşlar. Sesin düzgün geliyor mu yoksa? Ay. Olur olur, sorun yok, düzelteceğim ben. Hep düzeltiyorum. Bu merhaba arkadaşlar. Dün gecenin RAW yayını hakkında tartışmak için hep beraberiz. The Captain Boss Mesut Çelik bize katılmak istediğini söyledi ve katıldı. Diğer chatbox'tan kat. Ha Rıdvan. Rıdvan mesela hani gelecekti radyoya. Yavşa gelip mi diyeyim? Yavşa gelip mi diyeyim Rıdvan'a, ne diyeyim? Gelecek olan varsa Skype'ımdan beni rahatsız edebilir. Hemen alırız, tartışırız, konuşuruz. Zaten konuşacak şey çok şey yok. Şurada 2-3 makara yapıp kapatacağız. Hoş geldin Mesut'cum. Hoş buldum. Neydi Nick? Nick ben bile okuyamıyorum bazen. Çok takma ya. The Captain Boss öteki tarafta işte bizim Queen'ler Queen'i diyor ya kendine. Buse. Teşekkür ederim. Yo, ben öyle düşündüğümü söylemedim Buse yani. Sen hayır kendine... olsun, sen bana söyledin sonuçta. Ben sana teşekkür ederim. Aa, Allah razı olsun kardeş. Öyle işte. Başlayalım o zaman Buse. Maçlarım başlıyor şimdi. Evet. Ama sen bana demiştin ki sen birkaç tane şey böyle birkaç şey konuşmak istiyordun şovdan önce. Ne be, ben bir şey konuşmak istemedim. Bu arada 40 dakika bizi bekleten RAW ekibine rahmet olsun demişler. Özür diliyorum, benim yüzümden oldu. Evet. Barış organizasyonunu konuşacaktın önce. Ha ya, sona doğru konuşalım onu ya. Bağış yani mesela 300, bugün 300 tane üye online olmuş. Hala bağış yapan 40 kişi var yani, bilmiyorum, herhalde bayramda falan artacak bağışlar. Yani İnşallah. Gene bugün 2 şehidimiz var. Ondan önceki gün 10 11 şehidimiz, 18 şehidimiz var. Hani bunların bize bıraktığı. Bugün de var. Var var işte, bugün de var. Onların bize bıraktığı her hani gün. Aileler her gün oluyor. Aileler, emanetler. Bilmiyorum, buna bir duyarlılık sağlayabiliriz. Ben Mehmetçik Vakfı'yla da görüşeceğim de hani bu bağış yapanlara da bir takdir teşekkür belgesi Güreş Türkiye adına ya da internet sitesine bir şeyler, bize bir teşekkür, hani yapabildiğimizi gösterelim bunları. Birilerine faydamız dokundurduğumuzu gösterebilelim diye. Uğraşıyoruz işte, bakalım. Teşekkür ederiz. Başlıyoruz o zaman. Çok heyecanlı vasat şovumuza. İlk başta bu arada yeni şampiyonumuz gelmiş. Buse özür dileyerek hani kesiyorum. Hikmet Zeybek demiş Rising Generation. Belki bağış yapamıyoruz ama çevremizi ikna etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Hikmet. Yani bağış yapmakla beraber hani dedemizi, nenemizi, babamızı, annemizi ya da yakın çevremizi, arkadaş ortamında bunları dile getirmek bile çok büyük onur ve erdem. Buyur Buse. Şimdi ilk açılışta yeni şampiyonumuz gelmiş falan. Ondan sonra tabii Seth Rollins gelmiş, dalmış olaya. Tabii önce bir saldırdı falan. Orada sen mış anlardı. Anladım. Mış mış izledin mi zaten Buse? Mış mış, evet. Şeyle konuşma. Yanlış anlaşılır. Tamam. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında işte yani? Ya ben ana kemerde Main Event divizyonuna baktığımız zaman hani şu Main Title çevresinde hani belki Steph Triple H'e bu ana kemer maçını bastığı için biraz tepki atar yapar mı dedim. Aksine bir numaralı yalayıcısı ola, yani pardon, yalayıcısı derken kick şey yani kick kiss özür diliyorum, kick ne ya, yani öyle bekledimse olmadı. Keşke yani, inanılmaz güldük, hem bu şeyde eğlendik, biraz atraksiyon yaşadık segmentte, hem de ondan sonraki ara segmenti iyiydi. Benim yorumlarım bu kadar. Yalnız yorumlar efsane ya. Konuşamadık da ya. Evet öyle. Ben devam edeyim mi? Tabii, buyur abi. Ya açıkçası 2-3 yıldır yani Rollins'in bu kadar şey olmasından çok bıktım artık, yani resmen çok aşırı bıktım. Ve hani Owens da hani böyle şeyleri hak eden bir insan. Hı hı. Ama işte Seth'te bir ara yani 2-3 yıldır
yani bayağı resmen push manyağı oldu. Şu anda daha onun direktmen kesilmesi biraz ters oldu yani kendisine. Hı-hı. Öyle düşünüyorum ben ya. Ya bir dahaki haftaki Rav'da chat'e de hani şeyler olabilir. Chat'e de bir soru yansıtalım. Yani bu Rollins, Seth Rollins eski düzeyinde mi sizce? Sakatlığından döndüğü zaman o eski Rollins havasını yakalayabildi mi? Chat'e bu böyle bir soru sormak istiyorum ben. Buse devam edebilirsin. İkinci maç, hatta pardon birinci maçımız. Hı-hı. Kadınların maçı tabii ki. Ya İkinci... ara segmenti yazmamış mı Mehmet bana? Bakayım. Aynen yazmış. Yok, reklamlardan yok. Dönüyoruz demiş. Evet. Foley ve Stephanie McMahon tartışıyor. İşte Kevin Owens geliyor ve ne oldu? O şeye güldüm ya. Ne? Chris Jericho'nun aynen öyle. Ya inanılmaz komikti. Ben sadece buna artı bir puan verdim yani. Çok güzeldi. Bir ay takım olmuş yani best friend falan ya da stupid idiot Jericho'nun inanılmaz güzel catchphrase'lerinden biri. Ben çok eğlendim ya, bu segment beni çok eğlendirdi. Ondan evet. Bir vurgulamak istedim. Evet, şimdi kadınların maçı. Charlotte vs. Bayley maalesef. Maç ortalama nasıldı sizce ring içi olarak? Ya ring içi olarak kötüydü. Ben zaten Women's Division'u çok İç açıcı bulmuyorum Rav'da. Mesut ne düşünüyor bilmiyorum tabii, Mesut Bey. Ya ben daha hala hani Bayley'nin ana roster'a Rav'a hazır olduğunu düşünmüyorum. Hala hani bence NXT'de kalmalı. Maç moveset olarak da kısıtlı bir maçtı zaten. Hı-hı. Yani fazla sevmedim, beğenmedim gibi. Öyle. Maç Bayley de hani anay, sen ne düşünüyorsun Bayley hakkında Buse? Özellikle bu yorumunu, chat'in yorumunu merak ediyorum. Bayley'de ana kemer potansiyeli var mı? Varsa niye bu kadar çok hani yakınmış gibi durmuyor? Hani kazanmasına rağmen o bir Paige etkisi yaratamadı. Bir Charlotte etkisi, bir diğer tarafta Legit Boss etkisi yaratamadı. Bak mesela Furkan demiş Bayley'de yok. Hoş geldin Oz bu arada. İstersen yayına dahil olabilirsin. Buse sence? Ben hani sevmediğim için sen objektif bakacak olursam hani yani iyi hoş bir kadın ama hani nasıl desem yetenekli. Üstün bir yeteneği var bence. Ama hani çok sempatik bir kadın değil. Çok itici geliyor bana şahsen. Hani hoşuma gitmiyor. Hani izlemekten de zevk aldığım bir insan değil ama hani kemeri hak etmiyor diye de bir şey yok tabii ki. Bence hani yeteneği açısından çok hak eden bir yani kadın. Yani. Anladım. Sinan demiş Bayley yılın maçlarını çıkarttı diye, katılıyorum ama işte ana roster'a geldiği zaman sadece ring içi yetenek yetmiyor. Rol, mikrofon, işte yüz mimiklerinden tut ara segmentlerdeki hareketler, ring içinde seyirciyi ringe çekmeye çalışmasını. Ya birçok şey yükleniyor ana roster'da. NXT'de pek dikkat etmiyoruz ama Bayley inşallah ileride farklı reynler izletir bize. Sonuçta biz bir sene Nikki Bella'nın reynine katlandık. Sen katlandın mı Buse? Ben sevdiğim için yani çok hoşuma gidiyor. Peki özür dilerim o zaman. Önemli. Sen ne düşünüyorsun Mesut? Ne hakkında? Ya hem Nikki hakkında hem de bu Bayley potansiyeli konusunda. Bayley dedim ya hani daha dediğin gibi hani hareket olarak, linç olarak çok iyi olabilir. Ama yani bir promosu bile göremedik yani şimdiye kadar. Doğru. O konuda bir senaryo eksikliği, storyline eksikliği var. Nikki Bella da döndü ama daha bir şeyini göremedik. İleriki haftalarda büyük ihtimal bir patlama yaşar. Yani o, dediğin gibi bir sene katlanmış. SmackDown'da galiba Nikki. Evet. Yani biz Nikki'nin geçmişine laf atalım da SmackDown ekibi başka bilir. Emirhan'ın güzel bir yaklaşımı vardı. İnşallah kaçırmadım onu. Emirhan Sancar. Aynen. Ring içi yeteneği çok yok Bayley'nin. O maçlar iyi booklanmıştı demiş. Evet, bu kafa açıcı bir yaklaşım olabilir. Düşünüyoruz. Believed in.
Bu Belirdin bizim şey değil mi? Muhammed. Bölüvdin. Aynen Muhammed ya. Diğer maça geçelim Buse. Ondan önce bir Arkalan olayları olmuş. Charlotte DNA'yı böyle bir yapıştırmasıyla Aynen uçup öyle. O nasıl bir gitti. tokattı ya? Ama çok çok iyiydi yani. Ya enteresan bir şekilde dize de getirdi o tokat. Yani kafasını kaldırıp ne oluyor ya da demedi. Gitti ardından şaşaya Charlotte'ı savundu. Bir, abi orada da dayak yedi. Buse bildiğin Rene Young oldu O özür yemiş dileme. Rıdvan. Rıdvan o stil ne ya? O stilini değiştir kardeş. Evet, Mesut bir şey diyordun. Bu arada yeni gelen dinleyici arkadaşlara söyleyelim. The Captain Boss Mesut aramıza katılmak istediğini söyledi. Bugün konuk olarak onu aldık. Dileyen varsa Skype'tan beni rahatsız edebilir, yayına alırız. Aha Junior bile rahatsız etmiş. Hoş geldin Junior şimdiden. Evet Mesut. Ya o yaklaşık işte şovun ortalarına doğru Sasha'ya gelip Charlotte savunması biraz özür dileme mahiyetinde bir şey oldu yani. Onun gerçek olduğuna inanmıyorum. Ya. Selamünaleyküm. Hoş geldin Oğuz. Aleyküm. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Buse Ne bana yapıyorsun? hiç hoş geldin demedin böyle Buse'ye. Bu Ya. Rıdvan demiş Buğra Gür beni kıskanıyor. Yok hayır ben Junior'ı kıskanıyorum kardeşim. Kanka iş. Ya yapma böyle. Of mod seni reis gelmiş yine. Abi yayında niye bana kelkiniyor birisi? Sesi Neyse sabote etmeyeyim. Nasılsınız Allah arkadaşlar? razı olsun Junior. Sen geldin daha iyi olduk. Mesut. Normal işte öyle biraz değişiklik oldum daha ilk katıldığım için. İyi böyle Normalde böyle zaman zaman. şeylere heyecanlanmam ama işte. Nerelisin bu arada Sesimi bir Mesut? değiştirir Seni sonra. tanıyalım. Seni tanıyalım biraz daha. Ya ben aslında İstanbulluyum da. Evet. Urfa'da yaşıyorum ben. Urfa. Ben bu arada Urfa'ya 2-3 defa gittim. İnanılmaz güzel bir şehir ya. O ciğer arası soğan muhabbeti şimdi. Reis yapma. Reis. Bir dakika Urfa bunu Kaygın söylemek olak zor. zaten. Bunu söylemek zorundayım Urfa. Urfa çok güzel bir şehir ya. Abi ben gelince bu senin kesinlikle konuşamaması. Senden vakit kalmıyor bize kusura bakma yani. Bence insanlar zaten SmackDown'cu Junior'ı istiyorlar. SmackDown sevenler bir yazabilir mi arkadaşlar? Urfa merkez mi? Şey, Merkez. Mesut, merkez. Suruç, Sen nereye ben geldin Suruç burada? merkeze de geldim, Suruç'a da geldim ben. Suruç'ta yani Suruç biraz daha köy Aynen. Ama köy kesimde. möy hiç yani şey yapmıyorlar. Tefeciler falan Yapmıyorlar. Suruç fena Çok ya. fazla. Beni bile yakalıyorlardı bir Zaten ara. Hiç alakam olmaması. onlara fazla bulaşmamak lazım çünkü onların çok olayları var. Öyle mi? Evet, yani biraz onlar işte şey tayfa. Mafya. Sıkıntı tayfa. Bu Halil İbrahim Baran'ı biliyor musun? Suruçlu. Abi rol yine o kadar boşmuş demek ki siz Urfa'dan falan. Ekran sevenler bir yakına devam edebilir mi arkadaşlar? Ya Urfa çok güzel bir şehir. Urfa'yı tavsiye ederim. Sen merkeze nereye geldin? Merkez. İşte merkez Suruç. Ya biraz şovumuza dönebilir miyiz artık? Tamam, sıradaki maça Sanki geç şovu Buse. izlemiş Bu gibi bu arada da. evet izledim. Ya Bu arada izledi en son bir dakika. Getirme bana. Evet. Bir dakika. Evet. Furkan neydi? Bir dakika. Mesut diyor ki ne diyor? Furkan misil diyor sana ne diyecek diye soruyor yani. Tam anlatamadım ama Bir sana dakika bana ya. öyle öyle diyorlardı bana. Yani şu anda da belki diyorlar. Ha Mesut. Yani diyen diyor. Bu şey hiç Usta ne diyorlarmış, şimdi diyorlarmış. Ya şimdi bütün forumda lakabımız olur. Hiç girme oraya ya. Reis olsun ne var ya. Neyse.
Ben Muse bir ayıptır başladı ya. Maçta. Bence oldu bile. Artık Mesut. Artık Mesut. Geçmiş olsun. Yarın ya. Yarın güreş markette falan çıkar tişörtlerin. Ay çok güzel bir karma. Müsil Ovals Show. Tamam sana ne diyeyim ki? Sesim. Furkan sana ne diyeyim ki şu an yani? Bu bizim Furkan mı yoksa Furkan içen mi? Hayır bizim Furkan. Bizim Furkan mı? Ayıp ediyorsun ha. Buraya nasıl? Bunlar iyice SmackDown'cu kesildi ha. Ben de SmackDown'cu. Ney? Yani tam o fanatik SmackDown'cu değilim ama yani biraz SmackDown'cu tarafım var yani. Anne baba. Ben sadece AJ Styles. Anne baba dedi ya. Hayret bir şey ya. Biz de köpek SmackDown'cu değiliz ama. Ayrıca gönül verdik. Olacak iş değil. Hani abi segment yok mu? Bu kadar mı sıkıcıydı şovunuz ya? Ya Buse geçer ya misin ya? Ya bırakmıyorsun ki ya sus Oğuz sus. Evet. Çok konuştun sus. Ayıp ya sen ya harbi. Ya sana salak şey. Bak bak sonra da neyse tamam. Hı? Neyse işte ondan sonra şovumuza dönelim. Mükemmeller mükemmeli şovumuza. Tabi biraz da vasat olmuş olabilir ama. Neymiş bakalım. Şimdi kim gelmiş? Bo Dallas gelmiş. Süper bir şekilde çok çarpıcıydı. Ne düşünüyorsunuz? Maçı beğenmiş yani. Tabii ben konuştum hepiniz sustunuz birazım. Hangi maç? Hala sesim gelmiyor galiba. Boli boli. Ay o maçı evet. Bence next yapalım o seriyi. 3-4 maçlık bir seri var çünkü öyle. Yani bu da böyle bir şey işte yani. The Road'a çıkan lokal güreşçiler. Yani şimdi Road'a New Era, SmackDown'da New Era deyince bir düşünün yani. Bir şey demiyorum. Lokal güreşçiler çıkıyor artık falan. Ya Cruiserweight işte o orta siklet muhabbeti döndükten sonra düzeleceğini umuyorum Junior ya. Doğru diyorsun. 3 tane lokal güreşçi çıktı abi yani. Ne işleri var? Doğru hiçbir mesela New Day, Nia Jax, Jax ne muhabbetse, Darren La Mahal. Tamam işte. Braun Strowman. 3-5 tane sayarsın böyle yani gereksiz segment. Zaman doldurmalık. Hadi Sasha'yı saymadım. Kemer maçı ayarlandı diye. Sasha'nın promosyonu konuştunuz mu bu arada? Yok daha gelemedik oraya. Gelemedik işte gelemedik. Sen gelince... Ay ya bu kız niye böyle yapıyor? Bilmem niye yapıyorum acaba. Git bakalım ona git hadi. Ya o ne var var ya? ona var Junior. Zaten konuşacağımız az şey var. Jericho Rollins var galiba sırada. Değil mi Buse? Tam böyle uyumaya gidiyordum. Sonra seti gördüm böyle tüm uykum kaçtı oturdum. Bütün şovu yani izliyordum tabii senin şey oldu. Evet o maç işte. Hayır benim spot çalma ya o maç sadece ben söyleyebilirim o maç diye. Hayır söyleyemezsin bak ben söyleyeyim. Allah Allah. Allah. Bakalım maçı kim kazanmıştı? Seth Rollins kazandı tabii ki. Evet. Güzel bir maçtı bence. Tabii benim açımdan öyleydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Seth Rollins biraz hareketlendi mi sence Buğra? Face olunca. Ya mutlaka ona yazılan booking değişti ama bir pay-per-view'da onu test etmek lazım Junior. Özellikle hani triple üçlü maç olursa tam anlaşılamaz ama bir one on one maçta o face booking'de temposunu görmek çok daha belirleyici olur. Yani şu ama toparlamaya başladı gibi hissediyorum Junior ya. Sen ne düşünüyorsun? Ya chat ne düşünüyor? Bence de iyiydi. Hem şey de oldu. Hani eskiden hani sürekli Cefar'da yaparlardı ya. Aha. Sürekli dayak yerdi falan maç içinde. Aha. Hani biraz onu da yaptı. Jericho'nun da üstün olduğu bir şey oldu, bölüm ya, oldu. Jeff Hardy kadar hafif bir güreşçi değil ama ya. Tabii hafif değil ama yani daha komple bir güreşçi olduğu için. Hı hı. Şey yapan bir tamamıyla. Seth Rollins face mi?
Face'e şu doğru an evriliyor. Face o evet yavaş yavaş yani gidiyor işte. Olmayan da var ama. Olur ya, ya bu saatten sonra ya mutlaka olur yani. DM'e falan da değişti, olacakmış gibi duruyor. Çoğu tam şey olmadı da, demoyu yayınladılar değil mi sadece daha? Yani. Diğer maça geçelim mi? Yok, zaten bundan başka maç yok işte. Bu maç hakkında Rollins'in biraz temposunun arttığını konuştuk. Zaten 6-7 dakika sürdü. 10 dakika bile sürmedi de. E bu haliyle bile gecenin maçı oldu. Bakmayın. Siz gecenin maçı olduğunu düşünüyor musun Junior? Ya bu ortada şimdi Jericho var. Ama yine gecenin maçında Jericho var. Çıldırmak üzere. Yani hem de 44 yaşındaki bir Jericho falan var yani. Ama Allah var canım, her yıl böyle iyi bir tane çıkarıyor ya. En az. Her yıl bir tane, doğru. Onun şeyi huyudur yani. Ya bu... Favorim maçım Bo Dallas. Versus bilmiyoruz o kadar, soru işareti. Evet. Bo Dallas. Bu maçtan sonra bir Jericho ne ya? Sheamus Cesaro serisi var ya. Ona geçeceğiz galiba Buse. Ben evet, bir hızlı bir geçiş tamam, yaptırayım ve sana bir soru sorayım. Chat'e de bir soru sorayım. Ya bu maçın bu kadar Cesaro'nun etkisiz olmasının sebebi sakatlığı mı? Nasıl bir, yani sakatlıysa niye güreşiyor? Yani geri döndürebilecek durumda değilse kendini, hala niye hani 80 yeri bantlanmış şekilde güreşmeye devam ettiriyorlar bu adamı yani. Sakatlık var mı yok mu? Ya bundan para çarşaflı göreceğiz. Öyle bir havası şey, var. Forumda birisi mumyalanacak yakında yeter yazmış. Ona... Yani sakat gibi göstermesi. NWO galiba. Hikmet Zeybek, peki şöyle bir soru sorayım hem sana hem chat'e. Sakat gibi gösterilip bundan sonra epic comeback mi yaptıracaklar bu adama ya? Bir hafta sonra inanılmaz bir mücadele mi verecek? Ne alaka yani? Olur. Sizce? Bir de şöyle bir şey var. Cesaro buradan dönüp 3-0'dan 4-3 çevirip alırsa alacağı kemer şansı, o şampiyon karşısında sıfır. Duramaz yani. Ya. Hiçbir gerçekçiliği kalmaz. Yoksa 3-3'e getirip finale kayıp mı eder Fenerbahçe gibi? Olabilir bak. Yani en azından o kadar da şey yapılmış olur. Kullanılır. Efendim? Ne güzel ne güzel. Yorumun nedir Buse? Efendim? Yorumun nedir? İzledin mi acaba? İzledim. Ama Rolins tabii sıkıla sıkıla izledim. Ha. Yani Bursun biraz gel. Öyle oldu. Ama onu bugün şeyde kalktığımda izledim. Yani sonucunu merak ettim açıkçası. Yani çok hayal kırıklığına uğradım şahsen. Niye? Böyle olmasını beklemezdim. Cesaro'yu beğeniyor musun? Yani. Cesaro'yu beğeniyorum. Yani son zamanlardaki o şey 007 gimmick'i de bence gayet hoş yani. Çok orijinal. Bence de. Ben Cesaro'nun hayranıyız da işte adamı alıp kolundan tutamadılar. Bir storyline yapıştırıp tepeye giderken de önüne çelme attılar yani. Yok King of Heyman Guy falan muhabbeti. Neydi o? Ya. Çocuğun adamın herifin adı. Zeb Coulter, Paul Heyman şeyi. He Paul Heyman. Tövbe yarabbi ya. Ya abi iyi performans da gösteriyor sürekli maçlarda falan ama yani. Cama işte push vermiyor. Bu hani it factor dedikleri olay var ya. Hı hı. Onu yükleyemiyorlar bir türlü adama. Doğru. Doğru, kesinlikle evet. Doğru. Nasıl düzelecek acaba? Çünkü bu çok iyi bir kazanım olacak. Cesaro böyle hani kronik bir sakatlığı yoksa. Seri lazım abi. Akademik serisi lazım yani. Furkan, Cesaro Reis tek maçla 4 sayı atacak demiş. Yok. Enteresan. Evet, sıradaki segmente geçecek Buse. Segment. Göremedim ben gerçi ama var mıymış? Yok bence. Beyler. Yok. Hayat. Beyler. Gel sıradaki maça.
Şey konuştunuz mu ya? Ali Şafak'la Nia Jax'in segmentini. Ona geleceğiz birazdan. Ay, geçmedik ya. Sakin bir bu, saat ol. Buna biri desin şovun daha başındayız diye. Kanka o kadar sıkıcı şov ki yani. Ben açayım diyorum artık konuları. Ya sen... Allah razı olsun. SmackDown sevenler biri yazabilir mi? Bravo da mı biz açacağız? Ya iki yazdı. Geçeceğim. Bir. Lafımı bölme. Bir. Tamam hadi anlat da ben birazdan bir haberim var. Ver haberini. Bravo da mı biz açsak acaba ya? Birazdan ya. Birazdan. İnşallah. Şimdi sıradaki maç tag team maçıymış. Evet. Böyle alkışlıyoruz. Karşı taraftaki maç Shining Stars vs. Enzo Big Cash varmış. Tabi sonucu da biraz... Cash mi? Ne dedim ben? Muazzam aksanın var ya. Kime? Big Cash ne? Big Cash nedir ama? Shining Stars olması rakibinde. Parlayan yıldızlar ve... Ya işte çok acayip bir olay. Çok acayip bir olay oldu bu maçı şeyin kazanması hoşunuz etti mi sizi? Shining Stars'ın kazanması. Ya Primo yani Primo abi ya. Ne diyeyim daha fazla? Böyle roll up'la prim yapması. Ay. Ay harbi. Evan Maria nerede ya? Ben onu görmek istiyorum. Hakkını yasaklı göremiyorum. Kardeşim o yasaklı. SmackDown'da değil mi ya Evan Maria? SmackDown'da fakat yasaklı. SmackDown konuşmayalım lütfen. SmackDown. Hey hey hadi. Hey. Bu arada... Aynen Marizile tatilde aynen. Demiş Rıdvan. Kesinlikle. Fenerbahçe ben yakın takip ediyorum. Anlaşma imzalamış. Ay. Muazzam bir futbola olay. Futbola mı gittik yine? Kanka hayır Hello Kitty can Buse'yi de ilgilendiriyor yani. Kesin. Hayret bir şey. Buse hangi takım mısın? Galatasaray tabii ki. Evet. Ay. Ölümünü Alanya Spor kardeş. Sıradaki maça geçelim mi? Evet dinliyoruz. Geçelim. Evet Nia Jax. Süper. Bir maç kesinlikle. Evet. Neymiş? Bu ara bir ara kadın şey bağladı. Sleeper hold falan bağladı dedim. Of muazzam. Fakat sonra yine vurdu ağzına tabii. Tabii işte burada böyle bir maç. Ya bu kim Brock Lesnar'la falan güreşecek galiba. Bu niye böyle çok abartılıyor bu herif ya. Herif mi kadın mı artık? Nia Jax'ten bahsediyoruz. Braun Strowman'la karşı. Nia Jax'in... Yo Nia Jax'e diyorum zaten. Ses mi gitti? Sesi gidiyor Mesut'un. Maalesef çıktı galiba. Mesut düştü ya. Geri gelmiş. Geri daha gelmiş. Mesut özel bant yayını yapacağım ya. Mesut. Nasıl yo? Ege hoş geldin. Ya kardeşim benim ya. SmackDown'a yolladığımız ajanımız gelmiş Ege. Amına Ege. Geldiğin amına. Rage of Breed. SmackDown başana olduğumuz da var. Kardeşim benim. Aa ne? SmackDown ajanı mı oldum dedi. Yine çok güzel yorumlarınla bize renk mi katacaksın? Tabii ki de. Her zaman. Çok nerede mutlu. Olsa çıldırırdı. Nia Jax'in maçı için geldim. Yorumunu yapar mısın? Çok merak ediyorum. Ya Allah aşkına bu maça nasıl bir yorum yapabilirim Junior? Ha, komplike bir yorum yapmam lazım herhalde. Güreş olarak nasıl bir yorum yapabilirsin bu maça? Bilmem. Çok kötü diyebilirsin ya da çok güzel diyebilirsin. Onlara bile diyemeyeceğim bir maç artık. Tıkandım. Eline sağlık diyebilirsin. Bayalım diyebilirsin mesela. Bence o maçı tanımlayacak bir kelime yok. O kadar ki kötü diyorsun. Ya Maris güreşse ya niye Jax'ı falan izliyoruz ya. Bu ne kardeşim? Maris güreşse plastikleri patlar. Ay. Çok kötü şeyler olur.
Kusura bakmayın ama bunu söylemem gerçekten lazım. Gerçekten yani. Çok ayıp ya. Ya biz doğal güzelliğin yanındayız kardeşim. Tamam işte alkışlıyoruz seni. Becky Lynch for president. Tövbe ya. Biraz sabredin alacak Becky kemeri. Biraz sabır. Madis eşittir tos için karı demişler. The Miz olduğunu düşünsene. Ay. Neyse futbola girmeyelim. Neyse. Yani. Beşiktaş Pogba'yı alıyormuş haberin. Bu kesin yaşanmış. Kiralık alıyormuş. FM'de mi alıyormuş? Neyde alıyormuş? Kiralıyor muymuş? 3 günlük kiralıyormuş. 3 gün 4 senelik sözleşme 130 mu 120 mi milyon euro? Hemen hesap makinesiyle hesaplayacağım 3 günün parasını. Özel matematik etmiş mi? 25 milyona satarlarsa 5 milyon falan geri alacağız şeklinde. Enteresan. Ay. Ya bu Abu Bakar'ı falan aldı bu adamlar. Bu ya Porto... Ebu Bekir. Ha. Gerçek oymuş. Yani normal bonservisiyle alıp alacak olsan 40-50 milyon eurodan aşağıya bırakmaz takımı. Nasıl kiralıyorlar ya? Muhammed Demirci'yi büyütsün diye, Muhammed'i büyütsün diye almış. Ha, doğru. Katılıyorum. Bu inceyi alama... Neyse. Bu yüzden muhabbetini son buldum artık. Lütfen. Ta evet. Diğer segmente geç Buse. Kızdı. Şimdi, ya bir şey söyleyeceğim. Bu segmenti ne çabuk geçtik ya. Yorumlamak lazım biraz. Hani yorum yapılacak yorum yoktu. Niye şimdi atladım bir daha? Allah Allah. Kapını içeceğim ya. Keş. Evet Buse. Evet. Bakalım neymiş. The Club varmış. Varmış. O segment neydi ya? The Old Day galiba. New Day. Aynen New Day. Old Day. Old Day ringe geldi. İşte dalga geçtiler. İşte olayları geçmiş. İşte fikirlerinizi yorumlarınızı alalım. Ya bu... Geçelim bu segmenti. New Day'in artık kemer kaybetmesi için dua ediyorum. Bu Junior evet. Evet. Bu Club 98 model Degeneration X gibi dolaşmaya başladı ya. O ilgi de çekmeye başladılar. Bence güzeller yani. Ben çok sevdim. Ya o yetenek, bugün bir arkadaşla tartışmaya girdik, konu yani görüş alışverişi yapmaya girdik. Ben dedim işte o storyline'ı aldıktan sonra federasyonda tutunma yeteneklerini ispatladılar falan. Sen dedi The Club'a mı yetenekli diyorsun falan dedi arkadaş. Kesinlikle ya almalı ya, New Day'den iyidir ya. Çok yakışıklar. Ver artık kaybetsin ya. Ne olur ya. Harbiden bir sene oldu. Çok evet yorumu atlamayalım. Çok yakışıklılar dedi. Ona yakışıklılar mı? Evet sen dedin bunu. Hayır yakışıklılar demedim. Öyle ya. Çok yakışıklılar abi. Dedim. Bu kaydediliyor. Şey yapma, bu kaydediliyor. Şu an bana karşı bir yanlış sıkıntı. Olmasın. Ya gerçekten Buse. Anderson'ın keli büyüktür. Rezilsiniz rezil. Vasatlar. Bence Gallows çok yakışıklı ya. Bir sıkıntısı yok herifin. Kimin? Gallows. Gideceksin o işi reis. Diğer kel de fena değil ha. Diğer kel fena değil mi? Anderson. Vay be. Tamam. İşte Old Day geldi. Çeşitli tartışmalar falan. New Day'in yaptığı, çevirdiği geyikler hoşunuza gidiyor mu peki? Yoksa hayır. Sıkıcı mı geldi? Hayır. Ya vallahi iyiydi. Kıç falan sallıyorlardı. Ya ben Kofi'nin yaptığı geyiği sevmiyorum da Xavier Wood gerçekten muazzam bir adam ya. Ona bayılıyorum. Burak. Kofi çok saçma yerlerden giriyor ama. Burak. Efendim canım. Bir yorumunu merak ediyorum. Seninle birkaç sen önce Woods'u canlı yayında çok izledik. Sence gelişti mi yoksa etki ya, halinde mi? Ona biz ne diyorduk ya bundan 2-3 sene önce ha, beraber izlerken. Şey Arthur Wood'la şey olduğu zaman. Çalgıcı diyorduk en son ben onu hatırlıyorum. Ya çalgıcı bir tane evet, daha tanımımız vardı ona. Çalgıcı anı. Bir tane tanımımız vardı ona ya neydi? Bunu hatırlayacağım sanki romanlar... Böyle romanlara falan takılan bir şey. Bunu Çağla mı?
tokatlıyordu işte o dönem. Ney? Rusev'in tokatladığı dönem işte. He. Ya bu böyle kırmızı kravat, beyaz gömlek, gri ceket falan geliyordu ringe. Xavier Woods. Arturut'ta takım oldu bir dönem. O dönem mi acaba ya? Olabilir, olabilir, olabilir. Peki arkadaşlar, sıradaki segmente geçelim. Ya bir şey diyeceğim. Ne? Ne ne ya, biraz ay atar. Ay. New Day'in bir yıllık reyni vs. Nikki Bella'nın bir yıllık. Ya New Day en azından bir şeyler izletti. Nikki'nin izlettiği şeyler çok arsızdı ya. Artı 18'e giriyor. Yani. New izletmesinde neydir diye düşünüyorum Burak. Yani bence de. Neyse, yorum yapmıyorum. Buse'ye atıyorum top. Nikki'nin twerkleri versus... Neyse. Nikki'nin entrance'indeki hareketler ha. Ama Nikki Bella iyi bir güreşçi arkadaşlar. Çok geliştirdi kendini. Çok. Hele John Cena ile beraberliğinden beri muazzam bir şekilde gelişti yani. Elde de güreş yapıyorlar. Mustafa. Nikki Bella. Mustafa. Nikki Bella'daki ikide de var demiş. Haksız sayılmaz yani, kendi içinde tutarlı. Heyecan yapıyordu. Biggie'nin memeleri görünce. Kimdi o? Konu falan açıyordu. Caner. Erdi. Erdi ya. Erdi miydi? Sapıklaşmasak, doğru söylüyor bak. Kesinlikle. Sana diyor. Oğuz. Buse. Ya benim ne sapıklığımı gördün ya? Buse diğer segmente Buse. Maç var maç. Piyasada benim kadar saftirik adam yok. Ne maçı var ya? Derin Yank Cinder Mahal'i mi konuşacağız? Doğru mu? Biz bence atlayalım direkt onu yani. Biz bence de atlayalım ya. Cinder Mahal niye döndü? Jax segmenti var orada, bir dakika. Doğru söylüyorum. Ona hiç girmeyelim yani. Bence girelim, Alicia Fox'un yaptığı hareketler. Ya neydi ben... onlar kardeş? Bana bir anlatayım. Annesi yaşında ilk kadına vuruyor resmen. Ben kaçırdım ya. Orayı artık lavaboya mı gittim? Ne oldu? Bir şey, çay mı demledim? Kaçtı bana orası. Bana mesaj atıyordun herhalde. Ay, kesin öyle oluyordur ya. Ne oldu? Bir izleyen anlatsın ya. İşte bu Alicia Fox'la Nia Jax'in güreştiği, tokatladığı kadın arkadaşmış, kankilermiş. Ha. İşte oha, niye benim arkadaşım yenidiriz? İşte geldi, Alicia Fox odasından çıkıyordu kızın. Nia Jax de geldi, how's your girl yaptı. Sonra olanlar oldu. Sonra Samoa Joe'yla Austin Aries'in Slammiversary maçı ayarlanışı gibi bir şeyler oldu. Birbirlerine su falan fırlatmaya başladılar. Ya tartış benimle falan yaptı böyle. Enteresan. Sonra bir şey çıkmadı. İtti kalktı gitti. Ona vurma, bana vur oldu resmen. Stone Cold'a bağladı falan. Alicia yener dedi birisi ve kim olduğuna... Smackdown severler bir yazabilir mi arkadaşlar? Junior sen ne karar ver, hangi şovcusun birader? Raw yayınında, Smackdown yayın hepsinde varsın. Primci o, primci. Ay. Kardeşim. Geldim Smackdown yayınına, ajanlık yaptım da seni çözemiyorum. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Hayır. Junior adam bana haklı. Söyle, bana söyle ne diyorsun? Yav kardeşim. Rav'ı öv diyorum. Dostunu yakında, düşmanını tamam, daha yakında tutacaksın. Vaaay. Evet. Diğer maça geçelim. Buse. Geçelim. Strowman vs. Sin Cara. Evet. Çok süper bir maç oldu gene. Maç güzel değildi ama ilk defa karşısına lokal güreşçi dışında birisi çıktı. Evet. Böyle devam eder umarım ya. Biraz da normal jobberlara essin. Peki ulaşabileceği yer neresi? Hem chat'e sorayım hem size sorayım. Main event mi hayal ediliyor bu adam için? Hayal edilirse yapar bence. Evet, yapar dedi adam. Kim yapar ya? Ya Braun Strowman'dan bahsetmiyoruz. Main event'ta en fazla main event'ta bir güreşçinin manipüle ederek kuklası haline getirdiği bir süperstar olur yani.
kesinlikle daha ilerisi olamaz. Şansı olmaz bence. Pilotlar bağ kuramadı. Mesela Ryback kurmuştu ilk dönemlerinde. Sonra biraz da şans yardımıyla çıktı tepeye de. Abi en azından olmaz. En azından şeyi vardı. Onda Feed Me More vardı. Bu adam geliyor falan diye entrance'ında i̇şte bir şey çaldı. Evet. Yok Strong'unda yok öyle bir şey. Mikrofonu yok yazmış Odysseus. Tabi dalga mahiyetli yazmış da. Hani mikrofon hedeflenen güreşçi değil zaten bu adam. Başka bir şey planlanıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Kukla olur cidden yani en fazla. Öyle öyle. Geçenlerde şey almıştım forumda. İşte Lesnar, Strowman gibi isimler işte high fly bir güreşçiyle baş edebilir mi? Edebiliyor musun? Ya öyle. Ya hani bana şey gibi geliyor. Hani bu adama ana main title tarzı bir söz verildi. İşte o sözü gerçekleştirmek için oyalıyorlar gibi geliyor. Bilmiyorum. Bu adama söz vermiş olamazlar yani. İnşallah öyledir. Bir amaç gitmiyor ya. Yani anlamlandıramıyoruz. Adama, hayır. Şimdi bu adamı WWE'ye getirmek için niye öyle bir vaat veresin ki? Hani WWE'den önce tanınan bir adam falan da değil. Çare SmackDown. Doğru. Evet evet tamam işte konu dışına çıkmayalım. Evet şaşayalım promoya şey geleceğiz. Sin Cara'nın maskesini çıkarsaydı olay olmaz mıydı? Çok düşük ihtimalde. Olmazdı. Niye olsun? Çeker miydi? Ya abi Remister'de değil ki bu adam Sin Cara mı? Sin Cara yani içinde güreşen adam da Hunico galiba. Aynen. Sin Cara aslında Sin Cara değil. Yani. Değil aynen. Mystico değil. O eski hani dilene dilene izlediğimiz Mystico geldi. Herif Survivor Series izliyoruz Caner'le. 2011'de. Abi şimdi dışarıya kafa attı adam. Yani. Dizini yırttı ya. Dizini yırtabilir mi bir adam dışarıya atlarken ya? Değişik bir herifti ya. Ya ışıkları falan kararttılar. Hayır şu an yeni şey geçmemiz gerekiyor. Geç ışıkları evet. Falan kararttılar borç yapıyor diye. Evet Buse. Sasha Banks'in çok kötü haberi. Evet. Hepimiz böyle. Kötü yani. Değilmiş o ya. Ben patronum. Lütfen çok kötü bir haberi. Ama benim gizemini bozdun ya şu an Mesut. Buse pardon Junior evet dinliyoruz. Sabahtan beri bunu bekliyor Junior. Evet. Ben bekliyorum. Sasha'nın ilk defa promosyonunu beğendim ben. Ama karşısında şimdi şey gelecek madem Dana Brooke gelecek. Madem önceki tokat olayını yazmasaydınız ya. Çok saçma. Yo, ama geldik. Tokatı yedi çizgiye geldi kadın. Öyle bir durum da var. Ya abi. Bizde ağır abi rollerine giriyor Charlotte. Hoşuma gitti benim. Tam yani, evlenmek istediğim kadın ya Charlotte. Charlotte mı? Seni tokatlasın. Bana da tokat atsın aynen. Neyse abi, bu konuyu sonra konuşalım. Evet. Yani. Buğra için döktü bunu. Ataerkil düzenin yüz karası oldun şu an neyse. Ben de söyleyemedim. Kardeş biz bu ülkenin Avrupa'yı şehirlerinde yaşıyoruz. Adana'da mı yaşıyoruz? Hayırdır? Ya ben Adana'da mı yaşıyorum? Evet. Ben Bursa'da yaşıyorum. Sana soran selam olabilir. Buse. Ama ne? Allah Allah. Bizde Eskişehir'de yaşayan bir vatandaşıyız bu ülkenin. İzmir desem kaç kişi bir der? Ya sen İzmir'e kaç kere giriyorsun acaba bir yılda? Norveç'te bu geziyor. Avrupa'nın, İstanbul'da geziyor. Avrupa'nın içinde ya adam. Rıdvan selam. Avrupa'ya gidiyor make a wish appearance yapıyorum. Halkın sesi SmackDown'un gururu Junior bile Braun Strowman konuşacağınızda bunu konuşun. Dün gece bildiğin banlanması rezalettir. Bildiğinin banlanması mı oldu? Allah korusun ya. Neyse. Main event'a mı geçiyorduk Buse? Kötü haber hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte? Düşüncemizi söyledik işte Charlotte. Tam düşünce değildi o. İyi rol yaptı. İlk haber. Ya Rabbi. Bence iyi rol yaptı. Ben inandım bir an. Ben inanmadım biliyordum. Hissettim. Charlotte mı söylemişti? Evet. Ya daha kariyerin ortasında bir kadın niye Junior şey yapsın ki? Efendim. Ya. Ben patronum dedi mi? Dedi galiba. Dedi.
Mesut dedim bu mi? Arada dedin ya kariyerin ortasında niye bıraksın? Ben işte Edge'in emekliliğini ben canlı izledim ya. Ben de canlı izlemiştim. Üzücüydü. Gözümden yaş geldi resmen, hatırlıyorum. Bu olaydan sonra şey olmuştu. Royal Rumble'a kalmıştım. Maç başlarken uyumuştum. Jericho dönmüştü falan filan, neyse. Bu da benim üzücü bir haberim. Ortam karardı ya. Neyse hadi. Sonra başka bir şovda uyuduğumda seri bitmişti. Sonra başka bir şovda uyuduğumda Brock Lesnar dönüp John Cena'nın kıçını tekmelemişti falan. Ya on... böyle şeyler oluyor yani. Bizzat şahit olmuştuk ya. Biz o serinin bitmesi ay. Yani beni Paul saat Heyman bu resmen kafayı yedi. Titus'u konuştuk mu şu ana kadar? Ne? Titus'u. Bir şovda yoktu galiba. Nasıl yoktu? Şovda yoktu. Ya bu kız izlememiş abi. Ya hayır yoktu. Ben onun için izliyorum. Şov nasıl olmaz? Ben mi göremedim acaba? Yok. Bunu kaçtılar ya. Çok klas sahneydi ya. Her hafta Raw'u çalıyorlar valla. Raw'da izlenilebilecek tek şey o. Düşün yani. Öyle düşün Raw'u. Evet. Sıradaki maçımıza geçelim. Main event. Şey, son maç. Geri gibisin ya. Hiçbir şeyden haberin yok. Ay Buse. Evet işte yani. Main event'a geçtik. Roman'a söyleyeceğiniz şey isim geliyor. Ne dedi Buse'nin evet. Ne dediğini anlayamadım. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Titus maçı mı? Yoksa main event mi? Main event. Ha. Ya main event iyi güzel de sonda o adam niye geldi? Roman Reigns'in gelmesi çok alakasızdı ya. Aynen. Ya ama belliydi ya. Bu şovda bir şey eksik diyorum. Bir şey eksik anasını satayım. Hani ya, az mı meme gördük? Ne oldu? Bilmiyorum bir şey doğru, yok. Doğru o doğru evet. Meğer Roman Reigns yokmuş kardeşim ya. Adamın eksikliğini de hissediyoruz sevmememize rağmen. Kardeş ben Roman Reigns fanıyım yani. Akrostiş şiir bile yazdım adama. Hayırdır? Ben de fanıyım bu arada. Ya kardeşim Roman Reigns ya bilmiyorum. Beni insanlar soğuttu. Ya ne güzel adam. Ya bence o kadar kötü değil yani. Boş takılacağını yine soktular işte. Hiçbir şey yapmayacak. Almayacak kemeri. Ya kemeri alır mı almaz mı bilmem ama hani haftaya bu Rusev gelecek bunu tokatlayacak diye söylenen arkadaşlar var. Başta Caner Önem. Buradan Caner Önem'e de ultimatum vereyim. Eğer olmazsa bu olay göreceğim onu. Evet. Bence de böyle olur. İçin geç gelecekmiş. Abi inşallah senaryo falandır o. 1,5 ay balay mı olur ya? Hayatımda böyle şey görmedim ya. Abi adam 2 tane düğün yaptı şimdiden. Ha hepsinin hayır, balayını hayır, toplayınca hayır. Öyle hayır. Mi oluyor? Bir Rusya'da düğün yaptı, bir Bulgaristan'da yaptı, bir Allah. Adam geleceğe yönelik şeyler yapıyor işte yani karışmayın. Ay bu hemen savunucusu da çıktı ya burada. Doğru belki elinden kaçırır falan bir an önce yapsın bence de. Yani. Neyse şimdi şov hakkında konuştuk yani. Bitti sonunda. Mesut bir şey diyordu ya. Main event hakkında. Pardon lafınızı böldüm ama buyurun. Burada Reis'e övecek biz Mesut'u şey yapacağız. Yürüyeceğiz üstüne. Tokat evet. Evet. Ya Reis'e övmem de yani potansiyel var adamda bir kere. Neden olmasın ki yani? Ney? Neyin potansiyeli? Nerede potansiyel? Anlat. Her an patlıyor. Ring içi değil. Ring içi mi? bu konuyu kapatmayacağız burada. Yanlış olmasın. Bu konuyu kapatmayacağız. Kötü olmasın. Üyeleri. Robar mı üyeleri? Bir yazın. Kimler var? Smackdown sevenler bir yazsın kardeşim. Gene. Bir Smackdown'dır her Roma zaman. Roma seven biri. Bu arada Fenerbahçeli kardeşlerim buradayken Ege, Fenerbahçe'nin yeni sponsorluk anlaşması hakkında ne düşünüyorsun? Kim abi 10 numara gelmiş gibi sevindim. Çok iyi transfer. 10 numara gelmiş. Hello Kitty mi? Hello Kitty'ye 10 numara gelmiş gibi sevindin mi cidden?
İnanılmaz transfer. Gerçekten yönetim 10 numara almak yerine bunu düşünmüş. Helal olsun. Kendine Hello Kitty'li atletler alacak mısın? Ha? Tabii, don falan çıkmış abi atleti. Boş ver. Kaçırdım ben. Kime sponsoru ya? Hello Kitty Fenerbahçe anlayın. Milan'dan sonra ikinci kez Fenerbahçe'yi sponsor olmuşlar. Bu kadar kaliteli bir şirket. Dalga mı yoksa gerçekten? Yok. Bilmem gerçek herhalde. Hemen hızlı hızlı Şoa puanın kaç Mesut 5 üzerinden? Fenerbahçe'yi mi bırakalım? Mesut, Şoa puanın kaç 5 üzerinden? 5 üzerinden... Mesut öyle bir bağlantıda... 2'nin 2. He? Junior sen söyle. Onun sesi sonradan gelecek gibi bir his var şimdi. Benim puanım 3. Yani güzel hani şovu taşıyabilecek bir olay yoktu öyle büyük. Ama maçlarda orta seviyedeydi yani. Evet. Buse senin puanın? 3. Ege senin? Strowman ve Nia Jax için 1.5'tan 2 veriyorum. Teşekkürler. Mesut ulaşabildik mi sana? Mesut hala ulaşamadık. En beğendiğim maç Ege. Benim mi? Evet. Şimdi her hafta zaten aynı maçları beğeniyoruz da bu hafta Rollins Jericho maçıydı bence. Buse sen? Benim de öyle. Junior? Benim de öyle evet. Ama şey de iyiydi ya. Kevin Owens'la Sami Zayn maçı da güzeldi baya. Ben sonunu beğenmedim bence ben. Bence de. Bence de. Zayn neden hep abi sakatlık yaşar gibi bir maç? Niye gerçekten sakatlık yaşıyor ya da sahte yaşıyor? Çok sıktı o şeyde ya. Evet. Abi yani, Jeff Hardy'nin her maç Kevin boynu olsun. Kırılıyordu. Kimse ses çıkarmıyordu ama. Yapıştırmıyorum. Ya face olduğu için olur böyle şeyler. Ben çok takılmıyorum açıkçası. Temposu güzeldi yine. Şova puanım 2 şu an. Reis evet, biz oraları geçtik. Mesut 2 puan verdi. En beğendiği maç. Mesut en beğendiğim maç. En beğendiğim maç Kevin Owens, Sami Zayn. Niye 2 verdim? Roman için 2 verdim. Yoksa 1'di yani. Ay gerçekten. Golü attı da gitti adam ya. Bu arada Mesut'a The Captain Boss Forum Nick'i. Mesut'a da çok teşekkür ediyoruz katılımlar için. Gelecek hafta yeniden başka katılımcılar, konuklar da alırız. İsteyen, talep eden olursa. Her zaman bekliyoruz. Zaten Junior, Ege, Buse falan hep burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buse kapatabilirsin. Son sözünü söyleyebilirsin Mars'a. Yok. Söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın SmackDown yayını 3-4-5. Yine 3-4-5 arkadaşlar. İstikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Barikatları kurdu. Barikatları yıkamazsak sıkıntı. Ege. AJ Styles geri gelecek mi acaba? Ege seni bekliyoruz SmackDown'a. Aslanım benim. Koçum benim Ege. Abi giremiyoruz. Adam barikatları kurmuş. O ayarı çekeceğiz sen can. Sen orayı sen düşünme. Sen yavaş çek ya. Sen ya. Çek. Ya sus ya. Yarın Junior olacak mıymış SmackDown yayında? Herhalde olacak. Adam 3-4-5 diyor. Saat ben, veriyor ya. Ben her yerdeyim kardeş. Ben her yerdeyim. Selametle o zaman. SmackDown evet. Ambassador gibiyim. Halim resmen John Cena. Görüşmek dileğiyle hepinize. Buse bence AJ Styles çok seviyordu. O bir şey söylesin. Buse bir şey mi söylüyorsun? Yo. Tamam kapatıyorum o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.